Sizin şahsım ve başkanlığını yaptığım Moldova İş Konseyi adına selamlıyorum. Bugün toplantımıza katılarak bizleri onurlandırdığınız için sizlere teşekkür ediyor ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Bine at venit zdravstvuyte. Bugün iki ülkenin büyükelçisi de toplantımızda bulunuyor. Sizlerin huzurunda yaptığımız çalışmalara verdikleri değerli destek ve katkılardan dolayı büyükelçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Toplantımız ile ilgili teknik bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Toplantımızda Türkçe, Rusça simültane çeviri mevcuttur. Menüden dil tercihi yapabilir. Ayrıca sorularınızı soru cevap bölümüne yazabilirsiniz. Ayrıca toplantı duyurunuzda başarı hikayesi bölümünde Infinite Extent firması yönetim kurulu başkanı Mehmet Akay Bey'in ismi vardı. Kendisinin COVID-19 olduğunu üzüntüyle öğrendim. Kendisi bu sebeple bugün aramızda olamayacak. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Bugün toplantımızdaki bilgi paylaşımlarının faydalı olması dileğiyle şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere sözü DEİK Başkanı Sayın Nail Olpak Bey'e bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Sinan Başkanım. Değerli büyükelçilerim, her ikisiyle de Türkçe konuşabilmenin mutluluğu içerisindeyiz. Tabii hem Sayın Dimitri Kroytör hem de Sayın Halil Gürol Sökmen Söer büyükelçimizle ve karşı kanat kuruluşumuz Moldova Ticaret ve Sanayi Odası'nın Sayın Başkanı Sergey Harar ve değerli katılımcılar. Ben de sizleri şahsım ve DEİK ailesi adına saygıyla selamlıyorum ve sağlıklı günler diliyorum. DEİK olarak çok farklı ortamlarda program yapıyoruz. Sabahleyin Asya Pasifik Dünya Türk İş Konseyimizin Asya Pasifik toplantısını Avustralyalı yatırımcılarla birlikte gerçekleştirdik. Sonra Belarus'la devam ettik. Biraz sonra bu toplantıyla aynı zamanda başlayan Nijerya ile ilgili toplantımız ve Küba ile gideceğiz. Dolayısıyla kimilerine günaydın, kimilerine iyi akşamlar dediğimiz bir ortamda ben sağlıklı günler dilerek başlamayı uygun olduğunu düşünüyorum. Ve her iki büyükelçimiz ve karşı kanat kuruluşumuza da toplantımıza katılmalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Normalleşmeyi konuşuyoruz. İzninizle ben normalleşme ile ilgili şu tespitimi de anlatmak isterim. Biz Türkiye'deki süreç içerisinde bakıldığında 23 Mart'tan ya da 20 Mart gibi bu video konferans sistemleriyle DEİK olarak hayatımızın yeni gidişatını belirlemeye çalışmıştık. İlk günlerde ağırlıklı olarak baktığımızda insanlık tarihinin eşi ve benzeri görülmeyen bu sürecinin içerisinde elbette endişelerin çok fazla konuşulduğunu, sorunların gayet doğal bir şekilde çok fazla konuşulduğu bir süreç yaşadık. Sonrasına doğru neler olduğu derseniz ki günlük olarak ben bugün biraz daha arkadaşlarımı serbest bırakmışlar. 5 ya da 6 toplantı var. Bazen 8 ya da 10 video konferansa katılmaya gayret eden birisiyim. Olumlu gördüğüm taraf, biz günlük toplantılarda artık COVID bazlı sorunları çok az konuşuyoruz. Bazen hiç konuşmuyoruz neredeyse. Ama bugünkü toplantıda da olduğu gibi elbette COVID sonrası ve normal şartlar altında ülkelerimiz arasındaki işlerin geliştirilmelerini konuşuyoruz. Bunun önemli bir başlık olduğu kanaatindeyim. Dün bu çerçeve içerisinde Avrupa İmar ve Yatırım Bankası Başkanı Sir Suma Chakrabarti ile birlikte bir webinarımız vardı. Sayın Chakrabarti'nin sürece ilişkin elbette Türkiye ile EBRD'nin ilişkilerini değerlendirmiştik. O noktada Türkiye ile ilgili kullandığı ifadeler, övücü sözcükleri de ben bir Türk iş adamı olarak memnuniyetle karşıladığımı ifade etmek isterim. Fırsat kelimesini kullanmak istemem ama kendisi Türkiye'nin bu süreci çok iyi yönetebilmesi neticesinde hem bölgede hem de bölgenin ilerisinde gerçekten ihracat pazarlarıyla da yatırımlarıyla da artan bir ivme içerisinde pazardan pay alacağına inancının artarak gittiğini ifade etti. Bu bize cesaret veren bir unsur. Bunu sizlerle paylaşmak isterim. Devamında yine bu dönemde bizi tebessüm ettiren, gururlandıran bir gelişme daha yaşadık biliyorsunuz. Dün akşam Avrupa Birliği eski bakanımız ve baş müzakerecisi Büyükelçi Sayın Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler'in 75. dönem başkanlığına gerçekten çok güçlü bir destek alarak da seçildi.
hem destek veren tüm ülkelere teşekkür ediyorum. Hem de Türk insanı ve iş dünyası adına da bu noktadan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede Moldova ile aramızdaki ilişkileri konuşmaya hızlı bir şekilde girersek, öncelikle Moldova'da da koronavirüsün etkilerinin oldukça sınırlı olduğunu biliyorduk. Son zamanlarda ülkemizde de bir miktar bir hareketlenmeler başlıyor. İnşallah kontrol altına alınarak devam edecektir. Moldova'da da benzer bir şeylerin olduğunu duyuyoruz. Amacımız sağlıklı günlere hızlı bir şekilde kavuşabilmek. Moldova'ya baktığımda Avrupa'ya yakınlığını, serbest ekonomik bölgelerinde her ölçekte yatırımcıya imkan sunan, teşvik sunan bir ülke görüyoruz. Ve bizim insanlarımızın da tekstil, tarım, gıda işleme, paketleme gibi alanlarında fırsatlarla karşı karşıya olduğu kanaati içerisindeyim. Tabii ticaret hacmimize geldiğimizde iş adamlarıyız, rakamlarla konuşmamız gerekiyor. 500 milyon doları geride bırakan bir yıl yaşıyoruz. Ama aralarında serbest ticaret anlaşması olan iki dost ülke için bakıldığı zaman bunun yeterli olmadığını zannederek hep birlikte kabul ederiz. Zaten o çerçeve içerisinde de bu gibi toplantıları yapıyoruz. İzninizle birkaç maddeyi belki önümüzdeki sürece katkı sağlayabilir diye sizlerin dikkatine sunmak istiyorum. Ekonomik ilişkilerimizi geliştirebilmek açısından. Burada iş dünyamıza da soruyoruz. Moldova ile yaşadığınız ticaretinizde önünüze neler çıkıyor? Sorun ya da fırsat anlamında bunlar var bakıldığı zaman. Özellikle ülkemiz menşeli ürünlerin Moldova'ya ihracatında ya da Moldova'da bizden ithalat yapılırken oradaki gümrük idaresi tarafından ürünlerimize yönelik ek değerlendirmeler yapıldığını öğreniyoruz. Bundan iş adamlarımız bu anlamda şikayetçiler. Ben bunu hem Sayın Büyükelçilerimize bu noktada iletmenin doğru olduğu kanaatindeyim. Elbette Türk firmalar açısından bakıldığında özellikle altyapı alanında, uluslararası alanda müteahhitlik firmalarımızın, müşavir firmalarımızın neler yaptığını, hangi başarılara imza attığını gayet iyi biliyoruz. Bu noktada da uluslararası kuruluşlarca finanse edilen projeleri özellikle değerlendirerek hem kaliteli hem de zamanında iş yaptığımızı hatırla tutarsak bu noktada önümüzde başka fırsatların olduğunu ve bunun üzerinde konuşmamızın doğru olduğu kanaatindeyim. Covid'in bütün dünyaya öğrettiği bir başka gerçekle karşı karşıyayız. Tek bir kaynağa bağlı olmak gerçekten sıkıntılı olduğunu net bir şekilde görüldü ama sadece o değil. Bir de hadisenin lojistik boyutu ama lojistik boyutunu ben elde edilebilirlik, availability ile birlikte söylemek istiyorum. Sadece fiziki anlamda değil, bunun da ne anlama geldiğini gördük. Bu çerçevede bakıldığı zaman da kendi ürünlerimizin Moldova ile birlikte bu çerçevede değerlendirilmesinin daha doğru olacağı kanaati içerisindeyim. Moldova enerjide dışa bağımlılığını azaltabilmek için farklı enerji türlerini kullanmaya gayret ediyor. Bizim yine enerji alanında da firmalarımızın çok aktif olduğunu düşündüğümüzde Moldova firmalarıyla ortak projelerde daha fazla çalışabileceğimiz kanaati içerisindeyim. Son olarak yine müteahhitliğin ve altyapıyla ilgili bir konu ama bildiğimiz kadarıyla Moldova'da karayollarının yenilenmesi amacıyla değişik projeler var. Bu çerçevelerde de daha fazla işbirliği yapabileceğimiz kanaatindeyim. Biliyorsunuz biz DEİK olarak 35 yıldır ticari diplomasi faaliyet anlayışıyla faaliyet sürdüren ve 146 iş konseyiyle dünyanın tüm coğrafyalarında konuşmamın başında söylediğim gibi sabah Avustralya'ya faaliyet gösteren bir kurumuz. Bu kurumun çok önemli kazanımlarından birisinin az önce ifade ettiğim network'ümüz olduğunu düşünüyorum. Ve bu network'ü sadece DEİK'in kendi içerisinde kapalı bir network olarak tutmak niyetinde değiliz. Moldovalı dostlarımızın da bu network'ten daha fazla yararlanabileceklerini huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Çünkü 1993 yılında kurmuş olduğumuz Türkiye Moldova İş Konseyimiz bizim eski iş konseylerimizden bir tanesi. 85'te faaliyete başladığımızı düşünürsek bugün de Sinan Bey'in başkanlığında karşı kanat kuruluşuyla birlikte gerçekten güzel çalışmalar yapılıyor. Bunu söylemek istiyorum. Ben bu çerçeve içerisinde iyi niyetli, dürüstlük ve gayretle
birçok şeyin üstesinden gelebileceğimizi düşünüyor. Toplantıya katılan herkese şahsım ve DEİK ailesi adına teşekkür ediyorum. Bir süre daha elbette toplantının içinde kalacağım ama ben özellikle her iki büyükelçimizden ve katılımcılarda bir saat gibi kaldıktan sonra Nijerya toplantısı sebebiyle ayrılmak zorunda olacağımı şimdiden ifade ediyor, saygılar sunuyorum. Sayın Başkan'a konuşması için çok teşekkür ederiz. Şimdi Moldova Ankara Büyükelçisi Sayın Dimitri Koridor sözü vermek istiyorum. Teşekkürler. Sayın Nayar Olpak DEİK Başkanı, Sayın Sergiu Haria, Moldova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Sayın Türkiye Büyükelçisi Halil Gürel Sökmençüer, Sayın Rodica Verbenyuk, Moldova Yatırım Ajansı Genel Müdürü, Sayın Sinan Bora, Türkiye Moldova İş Konseyi Başkanı, değerli katılımcılar, bugün Moldova Türkiye ilk online forumuna katıldığım ve konuştuğum için çok gurur duyuyorum. Nisan ayında bu kararı almıştık. İlk online forumu organize etmeye da bugün bu kararın bir gerçek haline geldiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Öncelikle DEİK'e teşekkür etmeyi isterim. Bu organizasyonu hepsini DEİK yaptı. Onun için çok çok sizi teşekkür ederim. Bugün Moldova'dan özel konuklarımız var bu toplantıda. Moldova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Sergiu Haria ve Moldova Cumhuriyet Devlet Yatırım Ajansı Başkanı Bayan Rodica Verbenyuk. Onlar bugün bizimle beraber bize katılmak için yoğun programlarından zaman buldukları için teşekkür ederiz. Türkiye, Moldova Cumhuriyeti için çok özel ve stratejik bir ortaktır. Devletlerimiz arasındaki etkileşim çok derin tarihe kadar uzanmaktadır. Bugün halklarımızın arasında karşılıklı anlayış, ortak tarihe ve gelenekle dayanan dostluklar kurulmaktadır. Ayrıca Moldova güneyinde Gagauzya özel bölgesi bulunur. Hangisi Türk kökeni kardeşliği, Türk adetlerini, Türk kültürünü ve dilini yüzyıllar boyunca korumuştur. Son zamanlarda ülkelerimiz arasındaki politik ve ekonomik diyalog yeni bir ivme kazanıyor. Moldova ve Türkiye arasındaki ekonomik ve yatırım akışlarının arttırılması, Moldova hükümeti ve Moldova Büyükelçisi'nin Ankara'da bulunan temel önceliklerinden biridir. Ülkelerimiz stratejik ortaklardır. Seyahat rejimimiz kolaylaştı. Sadece kimlikle seyahat ve mevcut iki serbest ticaret anlaşması sayesinde ihracat ve ithalat konusunda özel kotalar mevcut. Bugün ben istatistiksel verilerden bahsetmeyeceğim. Sadece Moldova Avrupa Birliği'nin ortak üyesi olduğunu için yurt dışına yeni bir tesis açmak isteyen Türk şirketlerin için mükemmel bir yer olduğunu vurgulamak istiyorum. Genel olarak Moldova'da faaliyet gösteren şirketler 880 milyon müşterinin gümrüksüz bir pazarına erişebiliyor. Hükümetimiz Türk yatırımcılar için Moldova'ya en cazip destinasyonlardan biri yapmaya kararlı. Bu açıdan kesinlikle Türk şirketleri için Moldova'da keşfedilmemiş büyük bir potansiyel olduğuna inanıyorum. Hepsi Türk iş adamlarının bugün bu potansiyelleri
keşfetmeye teşvik etmek istiyorum. Ülkemize sizi davet ediyorum. Başarılı olmanız için Moldova Cumhuriyeti ihtiyacınız olan her şeyi size sunabilir. Bitkide söylemek isterim. Bugün Türkiye'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın Sayın Mustafa Varank'la görüştüm. O da adadı GİK'a Moldova'ya yardımcı olma, her bir serbest, Moldova serbest bölgesine, siz bilirsiniz Moldova'da 43 serbest bölgesi var. Her bir serbest bölgeye bir güçlü Türk şirketi çekmek için. Teşekkürler. Sayın Büyükelçi'ye konuşması için teşekkür ederiz. Şimdi ise konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Kişinev Büyükelçisi Sayın Halil Güro Sökmensoy'a sözü bırakıyorum. Buyurun Sayın Büyükelçi. Mikrofonunuz kapalı galiba Sayın Büyükelçi. Şimdi geliyor mu sesim? Evet, evet efendim. Ben de konuşmamın başında öncelikle DEİK Başkanımız değerli Nail Bey'i, benden önce konuşan Ankara'daki Moldova Büyükelçisi sevgili dostum Dimitri'yi, moderatörümüz ve İş Konseyi Başkanımız Sinan Bora'yı, Sergio Araya'yı, Rodica'yı, tüm Moldovalı dostlarımı, Gagavuz kardeşlerim de var. Tüm katılımcıları Kişinev'den Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik binasından muhabbetle selamlıyorum. Bugün düzenlenen bu ilk dijital Türkiye-Moldova iş forumuna katılmaktan da ayrıca bir memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Nail Başkan konuşmasının başında bu COVID-19 pandemisinden pek bahsetmek istemiyoruz bu tür toplantılarda dedi. Çok doğru. Hem bizim ülkemizi hem Türkiye'ye, Moldova'yı maalesef etkileyen bir kriz bu. Ama belli bir yaşın üstünde olanlar için, burada galiba sanıyorum en yaşlı benim, bu dijital ortamdan yararlanmak ve bu dijital ortamda da ilişkilerin geliştirilebileceğini görmek, en azından bunu bizlere öğretmesi açısından da olumlu yönüne değinmek istiyorum. Bugünkü forumun düzenlenmesi, şartlar ne olursa olsun ülkelerimizin birbirine verdiği önemi ve kol kola iş yapma arzusunu bizlere göstermektedir. Bu vesileyle ben bizleri bu ortamda bir araya getiren DEİK'e, Moldova Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere tüm emeği geçenlere bu organizasyonda teşekkür etmek istiyorum. Moldova Türkiye'nin her açıdan önem verdiği dost ve kardeş bir ülkedir. Ayrıca 2018 yılı 17-18 Ekim'inde Sayın Cumhurbaşkanımızın Moldova'ya gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında ilişkilerimiz stratejik ortak düzeyine de çıkmıştır. Yine Nail Başkan'ın vurguladığı gibi 576 milyon dolarlık 2019 yılı ticaret hacmi bu aramızdaki ilişki yoğunluğuna yakışmamaktadır. Ama o ziyaret sırasında da hem bizim Cumhurbaşkanımız hem Moldova Cumhurbaşkanı Sayın Dodon'un belirlediği 1 milyar dolarlık hedefine ben en kısa sürede emin adımlarla yaklaşabileceğimiz kanısındayım. Bunu tabii sizlerle, DEİK'le, iş adamlarımızla, yatırımcılarımızla birlikte yapacağız ve bu geçen süreyi de telafi edeceğiz diye düşünüyorum. Türk firmalarının Moldova'da gerçekleştirdiği toplam yatırım miktarı ise 300 milyon dolar biraz üzerindedir. Bu yatırımların önemli bir kısmı da üçüncü ülkeler üzerinden gelen sermaye olduğu için Moldova kayıtlarında ülkemiz yatırımcılar arasında, öne çıkan ülkeler arasında pek gözükmemektedir. Ancak bu yatırımlar ülke kamuoyunda, değerli meslektaşım Dimitri de bunu doğrulayacaktır, Türk yatırımları olarak tanınmaktadır. Mesela İş Konseyi Başkanımız sevgili Sinan'ın sahip olduğu Sunma şirketinin AVM'si, otelleri, binaları
Bunlar hep Türk yatırımı, hastane, okul, Türk yatırımı olarak Moldova'daki halk tarafından bilinmektedir. Bu güzel bir şey. Bizim en büyük yatırımcılarımız bu ülkede gıda, içecek, müteahhitlik, hastane işletmesi, bilgi, iletişim, tekstil, konfeksiyon, konaklama, yiyecek ve eğitim hizmetleri sektöründe yoğunlaşmıştır. Bunun dışında fazla da vakit almak istemiyorum. Bugünkü etkinlikte bildiğim kadarıyla tarım, gıda sanayi, tekstil, konfeksiyon ve makine mühendisliği ile metal işçiliği sektörlerinden iş insanları da burada. Bu alanlarda da bakir alan vardır. Yine Sayın Büyükelçinin, sevgili Dimitri'nin söylediği gibi 43 serbest bölge var. Buralarda bakir alanlar var iş yapabileceğimiz, özellikle tarım alanında. Ve Gagavuz özel belgesi de kollarını açmış bizim yatırımcılarımızı beklemektedir. 2016 yılında serbest ticaret anlaşmamız yapılmıştır. Yani önümüzdeki engellerin büyük bir kısmı zaten kaldırılmıştır. Biz de Büyükelçilik olarak kapımızın iş insanlarına daima açık olduğunu Sinan da bilir, diğer yatırımcılarımız da bilirler. Hepimiz aynı gemideyiz. Önemli olan bu ilişkileri, siyasi ve çok olumlu giden ilişkileri ticari ve yatırım alanında da daha ileriye götürebilmek. Dolayısıyla beni, Elif Hanım da burada, ticaret müşavirimizi 7/24 arayabilirsiniz. Bizim görevimiz bu ilişkileri mümkün olduğunca ileriye götürmek. Sevgili Dimitri'nin de Ankara'da aynı düşüncelere sahip olduğunu görmekten de ayrıca mutluluk duydum. Son olarak da bizim Moldova Türkiye Ticaret Odası Başkanımız, iş adamı Mehmet Akay, sevgili Sinan da söyledi. Maalesef testi COVID-19 pozitif çıktığı için şimdi hastanede, ama sabah temas ettim. Sağlık durumu iyi. Yakın bir zamanda o da inşallah bizlerle birlikte olacağız. Ben bu forumun tüm katılımcılar için faydalı geçmesini diliyor ve yeni işbirliklerinin kurulmasını umut ediyorum. Teşekkürler, sevgiler, saygılar sunuyorum. Çok sağ olun Sayın Büyükelçim. Değerli katılımcılar, bugün aramızda Moldova Yatırım Ajansı Genel Müdürü Rodica Hanım da bulunuyor. Rodica Hanım, hoş geldiniz. Size de kısaca görüşlerinizi almak isteriz. Buyurun lütfen. Ваше превосходительство, господин... Sayın Büyükelçiler, Sayın Kreatör, Sayın Sürtmen Süer Beyefendi, Sayın Nail Ulpak, DEİK Başkanı, hepinizi selamlıyorum ve teşekkür ediyorum bu toplantıyı düzenlediğinizden ve katıldığınızdan ötürü. Evet, hakikaten bu sanal görüşmeler, bu online toplantılar, offline toplantıların yerine vermez, ama dış ekonomik ilişkilerimizin, ticaret ilişkilerimizin devam etmesi için ve sağlığımız için, ülkelerimiz gelişmesini göz önünde bulundurarak bunları yapmak zaruridir, elzemdir ve ben de bu toplantıya katılmaktan dolayı çok memnunum. Hem İstanbul'da hem Moldova'da birçok görüşmeler yaptık. Hakikaten bizim ilişkileri sıcak tutmak için mutlaka iş adamlarını dinlememiz lazım. Onların sorunları, sıkıntılarını ve endişelerini de söz konusu etmek lazım ki anlaşmazlık kalmasın. Hakikaten şu anda çeşitlendirmeye çok önem veriyor hem Türkiye hem Moldova. Çünkü sektörler farklı kaynaklara, farklı lojistiklere, Sayın Başkan'ın da söylediği gibi bugün daha fazla ihtiyacı vardır. Coğrafi konumu itibariyle Moldova bunu birkaç yıldır yapıyor. Yatırım açısından da rekabette
açısından da çok geniş imkanlar sunan ve kolaylıklar sunan ülkedir. Türkiye, Moldova için çok önemli ve stratejik ortaktır. Yedinci ortağımızdır dünya ortaklarımız içinde, hem ihracat hem ithalat konusunda ve bayağı bir başarı öykülerimiz var. 2016'da daha yoğun bir şekilde bu başarı öykülerini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Şu anda bizim istatistiklerimize göre 2300'e kadar Türk sermayeli şirket var, büyük ve orta ölçekli, küçük ölçekli Türk sermayeli şirketler. Bu arada fırsat bulmuşken bu Türk şirketlerinin yönetimine de teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar zor zamanda ülkeyi, işlerini bırakmadılar, bırakıp gitmediler ve devam ettiler. Bizim tabii ülkede şu anda serbest ekonomi bölgeler var, teknoparklarımız var, IT üreticileri için, bilişim şirketleri için. Dolayısıyla her alanda imkan sağlayabiliyoruz. Dil olarak da yakınımız malum. Ülkemizdeki mevcut mevzuatlara göre yabancı yatırımlar destekleniyor, kolaylıklar sağlanıyor. Başkan beyefendinin ve büyükelçilerin de söylediği gibi serbest ticaret anlaşması da bu işbirliğini desteklemenin yanında kolaylıklar da sağlıyor. Ben bizim ajansımız, yatırım ajansımız hem bilgi edinme yabancı yatırımlar için hem de farklı alanlara çıkmalarında yardımcı oluyoruz. Ve turizm konusunda da çalışmalarımız var. Moldova Başbakanlığı direkt bağlı bir yatırım ajansıdır bizimkisi ve dolayısıyla herhangi bir sıkıntısı olduğu zaman iş adamlarının, yabancı iş adamlarının biz bu kişilere, bu şirketlere yardımcı oluyoruz. Tabii zamanınızı da fazla almak istemiyorum. Ne kadar daha cazip yapabiliriz ülkemizi yatırımcılar için, bunları düşünüyoruz, bunlar üzerine çalışıyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, pandemi bittikten sonra mutlaka sizleri bekliyoruz. Çünkü her kötü dönemin ardından iyi dönemler başlıyor ve dolayısıyla bir gün bu da bitecektir. Görmek isteyen ülkemizi, iş alanlarıyla daha yakinen tanışmak isteyen iş adamlarınız buyursunlar, gelsinler, bize başvursunlar onlara. Hem eşlik edeceğiz, onların projelerini takip edeceğiz, destek olacağız. Ben ve meslektaşlarım hep yanlarında olacağında buradan teminatını verebilirim. Çok teşekkür ederim. Rudika Hanım'a konuşması için teşekkür ederim. Ben de birkaç konuya değinmek isterim. Zaten konuşmanın başında Sayın Deyik Başkanım, Nail Bey, Sayın Büyükelçilerim, Moldova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin rakamsal olarak da geldiği yerleri de bahsettiler. Kesinlikle Moldova'daki serbest ticaret anlaşması, ülkelerimizin stratejik partner olması, ülkelerin birbirine yakınlığı çok önemli ve potansiyelimiz çok yüksektir. Türkiye ile Moldova arasındaki
İktisadi işbirliği sadece dış ticaretle sınırlı değildir. Nitekim müteahhitlerimiz başta olmakla Türk firmalarının Moldova'daki faaliyetleri çok önemli boyuttadır. Son yıllarda sağlık ve büyük altyapı projeleri konularında iki ülkenin deneyim paylaşımında bulunduklarını da ifade etmek istedim. İş konseyimizin faaliyetlerine gelirsek, malumlarınız üzere Ocak ayında seçimde yeni iş konseyleri belirlendi. Daha aktif bir Moldova yönetim kurulu oluştu. Ve biz de heyecanla, faal bir şekilde toplantılarımıza ve görüşmelerimize başlayacağız. Bu arada tekrardan büyükelçilerimize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizi hakikaten çok motive ediyorlar. Ve bu sene ayrı bir şevkimiz vardı. Fakat koronavirüs sebebiyle yurt dışı seyahatlerimizi iptal ettik. Ama çalışmalarımızı ara vermedik. Mart ayının ortalarından itibaren toplantılarımızı sanal ortamda yapmaya, işlerimizi internet üzerinden takip etmeye çalışıyoruz. Bu konuda da Nail Başkanımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizi inanılmaz bir şekilde, yani bu kadar yoğun olabileceğimizi düşünmemiştim ben. Nail Başkanımızı düşünemiyorum bile. Karşı kaldığımız Moldova Ticaret o odasıyla sanal ortamda birkaç defa zaten görüşme yapmıştık. Bütün kontak halinde devam ediyoruz yani. Dilerim salgın dönemi ve sonrası iki ülke ilişkilerinin geliştirecek tüm çalışmalar hızla devam edilecektir. Şimdi ise koronavirüsün Moldova ekonomisine etkisi hakkında bilgi ve görüşlerini paylaşmak üzere sözü Moldova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Sergiu Paraya'ya vermek istiyorum. Уважаемый господин Сайн Гейк Пашкана, Сайн Найрул Пак Пейфанды, Сайн Büyük elçiler, Sayın Dimitri Gruder, Sayın Halil Güler Sökmensuer, Sayın Sinan Bey, Sinan Bora Beyefendi. Son toplantımızdan sonra epey zaman geçti. Şimdi biz bu sanal ortamda mecburen bu toplantıyı yapıyoruz ama şu anda 110 esnafımız, tüccarımız, iş adamımız bu toplantıya katılıyor ve sektörel toplantıya da katılacaklar. Bu o demektir ki hakikaten iş adamlarımız Türkiye ile işbirliği yapmaya hazır ve çok hevesli. Sayın Büyükelçilerin söylediği gibi işbirliğimizin önünde şu anda hiçbir engel yok. En zor durumumuzda Türkiye bize hep destek oldu. Ama bugün de hakikaten zor zamanlar, zor dönemler yaşıyor ülkeler. 2-3 aydır iş güç yapan çok az kişi var. Özellikle lojistiğe ihtiyacı olan karma lojistiği olan ihracata yönelik üretimlerimiz neredeyse durma noktasında maalesef. Bunu söylemek zorundayım. Çünkü hem üretimde çalışan çalışanların, personelin sağlığı için hem de karşı tarafın sağlığı için bu çok önemli. Bu zorunlu bir tedbir. Evet, bu virüs hepimizi zor duruma soktu. İhracatımız son 3 ayda düştü, ithalatımız da aynı şekilde. İstatistikleri gözden geçirdim. İlk 3 ayda cari yılın geçen seneyle aynı durumdaydı. Son aylarda düşüş
yaşandı. Tabii ki ne kadar da pandemiyle ilgili konuşmasak da vurduğu darbe hissedilir ölçüde. Sağlık önemli ve sağlık tedbirleri de çok önemli. Dolayısıyla şu anda beklemek zorundayız. Peki Moldova Sanayi ve Ticaret Odası bu dönemde neler yaptı? Sizlerle daha önce de konuştuğumuz gibi çalışmamız gerekiyor. Bundan sonra neler yapmamız gerektiğini söyledik. B2B toplantılar yapmamız gerektiğini söyledik. B2B встреч не только в Молдове, не только со странами, которые у нас есть договора с обменной торговли, но с другими. Ayrıca bu pandemi bittikten sonra ülkeler sınırları açtıktan sonra da B2B'lere hem Moldova'da hem Türkiye'de devam etmek istiyoruz. İş yerlerini, ziyaretler, sektörlerle daha yakından tanışmalarımız olacaktı. Sağlık Bakanlığımızla beraber bir etkinlik yaptık. İşletmeleri gezdik ve bu pandemi ve pandemi sonrası tedbirlerin ve çalışma koşullarının nasıl olacağı ile ilgili görüşmeler yaptık. Birçok banka sıkıntılar yaşıyor Moldova'da. Ama her şeye rağmen devlet bankaları iş adamlarımıza destek veriyor. Bunu bakanlıklarla aracılığıyla yapıyoruz. Banka yönetimleriyle ilgili özellikle kamu bankalarıyla. Yine de vergi kurumlarımızla görüşmeler yapıldı. Çünkü bazı muafiyetler çok çok önemlidir iş adamları için bu zor dönemde, üretim yapma imkanları olmadığı dönemde. Bence bu etkinlikler, bu tedbirler, bu çalışmalar ileride de iş yapmak için iş adamlarımıza destek olacaktır. Türk iş adamlarına değil ki özellikle Moldova Türk İş Konseyi'ne bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bize bu sanal görüşmenin birçok alanda konuşma yapma, dile getirme imkanı veriyor bize. Dolayısıyla DİK'e çok teşekkür etmek istiyorum. Katılımcılara çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu dönem bittikten sonra nereden başlayacağımızı belirlemek ilerideki başarıların teminatıdır. Çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağlıcakla kalın. Sayın Hareye'ye paylaştığı bilgiler ve görüşler için teşekkür ederiz. Değerli misafirler. Moldova'da iş ve yatırım imkanları başlıklı ikinci oturumumuzu da Moldova Yatırım Ajansı Ekonomi Diplomasi Uzmanı Sayın Olga Dobreva'nın sunumu yer alacaktır. Buyurun Olga Hanım. Merhaba. Dobry день, дорогая аудитория. Merhaba sayın dinleyiciler. Yatırım Ajansı adına sizi Moldova Cumhuriyeti Ekonomik Potansiyeliyle tanıştırmak istiyorum. Sizin işinizi geliştirmek için bunları size teklif ediyoruz. Neden Moldova Cumhuriyeti? Hangi avantajları var? Bazıları şu şekilde. Serbest ticaret anlaşmamız Türk üç ülkeyle mevcut. Bir coğrafi konumumuz çok avantajlıdır. Vize serbestisi 100 ülke için var. Ülkemizin nüfusu çok dilli ve aynı zamanda ücretler oldukça düşüktür, uygundur. Bunun dışında
bilişim teknolojileri alanında düşük ücretler ve altyapı mevcudiyeti. Bunun dışında tek noktadan hizmet alma imkanı oldukça elverişli, avantajlı vergi sistemi ve iş ve özellikle de yabancı yatırımcıların hapı menfaatlerini korumak için farklı mekanizmalar var. Moldova Cumhuriyeti birçok Avrupa ülkesi ve şehrine birkaç saat uzaklıktadır. Moldova 21 ülke ve 42 şehre direkt uçuşları var ve yaz zamanı 350 uçuş, kış zamanı 175 uçuş gerçekleştiriliyor. Haftalık olarak coğrafi konumumuz şekildedir. Batı Avrupa bir tarafta, diğer tarafta ise Doğu ülkeleri var. Daha önce de söylendiği gibi Moldova Serbest Ticaret Anlaşması 43 ülkeyle imzalamış durumdadır. Onların en önemlileri derin ve kapsamlı serbest ticaret bölgesi Avrupa Birliği ile yapılmış anlaşma, bağımsız devletler topluluğuyla yapılmış serbest ticaret anlaşması, Türkiye ile SEFTA, Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması gibi anlaşmalardır ve bu anlaşmalar sayesinde 1 milyar potansiyel tüketiciye ulaşabiliyoruz. Önceki yılların başarıları sayesinde Moldova Cumhuriyeti uluslararası reytinglerde pozisyonlarını güçlendirdi ve örneğin 2 yıldır Moldova Cumhuriyeti Moody's Uluslararası Ajansı'na göre stabil, istikrarlı ekonomiye sahiptir. Ve bunun dışında örneğin 141 ülkeden 86. Yerdeyiz. Uluslararası rekabetçilik raporuna göre. Bunun dışında Doing Business'e göre Moldova 190 ülkenin 48. yerdedir. Ve Moldova'da iş açmak için sadece bir gününüzü harcamanız yeterli olacaktır. Bu reytingin verilerine göre Moldova Cumhuriyeti kendi kodumunu 10 endeksten 5'inde durumunu iyileştirdi. İş başlama, inşaatla ilgili izinlerin ve lisansların alınması, vergilerin ödenmesi ve aynı zamanda ve sözleşmelerin yerine getirilmesi, ifade edilmesi ve ödeyememe durumunda tasfiye kolaylığı. Toplam ihracatımız 2019 yılında 2.8 milyar dolar Amerika Birleşik Doları oldu ve %65.9'u Avrupa Birliği ülkelerinde yapılmıştır. Slide'da aynı zamanda en çok ihracat yapılan 10 ülkeyi görebilirsiniz. İthalat konusunda toplam 2019 yılında 5.85 milyon dolar olmuştur. %1.4 oranda artmıştır son bir yıl içinde ve Avrupa Birliği Birliği'ne %2.89 yani %40 milyon dolar yani %49.5 bağımsız devletler toplumu ise 1.4 yani %24.2'sini oluşturmaktadır. Moldova'nın en çok ithalat yaptığı ülkelerin de bayraklarını ve adlarını ekranda görüyorsunuz. Bir sonraki slayda özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Moldova Cumhuriyeti ticaret yapmasını ve Türkiye'nin yerini göstermeye çalıştım. 2019'da %29 artışla 576 milyon dolar ulaşmıştır ikili ticaret hacmimiz. Türkiye-Moldova ticaret ortaklarının arasında 7. sıradadır. %6.68 oranında payına sahiptir. Doğrudan yabancı yatırımlarla ilgili 2019'da toplam hacmi 593 milyon Amerika Birleşik Doları
ABD doları oluşturmuştur ve %90 oranda 2018 yılına göre artmıştır. %83.8'i Avrupa Birliği ülkeleri, %6.8 bazı devletler toplu ülkeleri, diğerleri %9.4 oranında yatırım yapmıştır. Doğrudan yabancı yatırım miktarlarının, hacimlerinin esas ekonomik faaliyet alanlarına göre dağılımını gösterirse şu şekilde bir tabloyla karşı karşıya kalırız. İlk sırada üretim sanayisi, ikincisi işleme sanayisi ve birincisi finansal ve sigorta faaliyetleri, ikincisi üretim, üçüncüsü ise perakende satış ve motorlu araçlar tamirindir. Ülkelerin listesini bu şekilde slide'da görebilirsiniz. İlk sıralarda Kıbrıs, Hollanda, Romanya, Fransa, İngiltere, Bulgaristan, İtalya, Almanya, Macaristan ve Rusya'dır. Bu da şunu gösteriyor. Bizim ekonomimiz birçok ülke için açıktır. Burada başarılı bir şekilde Moldova'da faaliyet gösteren Türk yatırımcılarını görebilirsiniz. En büyük yatırımcılarımızdan bir tanesi Suma Group. Dur ve uluslararası Medpark ve Doba AVM'si, Radisson Blue Otelleri ve Crown Plaza kompleksini yatırımları arasında göstermek mümkündür. Moldova oldukça avantajlı bir finansal vergi sistemine sahiptir. Kurumlar vergisi %12, katma değer vergisi %20, sosyal güvenlik kurumu ise birçok ülkeye göre daha düşüktür, %12'dir sadece. Moldova iş yapmak için farklı avantajlar sağlıyor ve bunun için bazı reformlar yapmıştır. Örneğin toplam izin belgesi 400'den 150'ye kadar azaltılmıştır ve onların 128'ini zaten online şekilde de elde edebilirsiniz. Ve 2018 Temmuz'unda tek pencere sistemi oluşturulmuştur ve bu belgeler buradan elde edilebilir. Finansal alanda yapılan reformlar sayesinde 5 finansal raporuna bir ortak rapor hazırlanıyor. Ve denetim yapan devlet kurumları 13 adettir şu anda. Sadece 13 adet olmuştur. 7 serbest ekonomik bölgemiz var. Ve onlar farklı bölgelerde yer alıyor. Ve burada faaliyet gösteren şirketler hem yerel hem de uluslararası yabancı şirketlerdir. Ve %6 oranda kurumlar vergisi %12 yerine. Veya 3-5 yıl boyunca ve 3 veya 5 yıl boyunca kuruma vergisi %0 oluyor. Fakat bunun için 1 veya 5 milyon dolar yatırım yapılması gerekiyor. Ona göre 3 veya 5 yıllığına oluyor. Moldova Cumhuriyeti aynı zamanda 500 hektardan fazla alanlarını inşaat için serbest ekonomik bölgelerinde sunuyor. Bunların avantajları şu şekildedir. Bu arsalar satın alınarak burada inşaatı başlanabilir ve %15 euro sent ile 3.5 euro arasında fiyatları değişiyor. Ve bunun dışında yatırım ve ihracat teşviki uluslararası stratejisi 2016-2020 yılları için kabul edilmiştir, onaylanmıştır ve en önemli sektörler belirlenmiştir. Mesela gıda ve tarım, otomotiv ve elektronik, bilişim ve iletişim teknolojileri, tekstil, konfeksiyon, deri ve ayakkabı, turizm ve altyapı. Bilişim ve İletişim teknolojileri sektörü en yüksek gelişim hızına sahip ülkedir
sektördür ve 2005 yılından itibaren 40 katına çıkmıştır. 4G fiyatları Moldova'da Avrupa'da en ucuz rakamlarla satılıyor. Bunun dışında Singapur, Güney Kore ve Malta'dan sonra en büyük, en yüksek gigabit internet kapsamı alanına sahip ülkedir. Ve bunun dışında ortalama geniş bantlı internete ulaşım alan anlamında dünyada 6. yerdedir. Yabancı yatırımların çekmek için ve yeni iş yerlerinin açılması teşvik etmek için birleşik bir vergi sistemine de geçirilmiştir. Bir IT parkında ve bu IT bilişim parkında toplam bu birleşik vergi %7 oranındadır. 2019 yılında bu IT parkın 214 milyon dolar hacminde cirosu oluşmuştur. 2020'ye yapılan tahmin 233 milyon dolardır. Tarım sektörü geleneksel olarak Moldova Cumhuriyeti'nin önemli sektörlerden bir tanesidir. Gayri safi yurt dışı hasılada %12 oranında yer alıyor. Gıda ve tarım ihracatı, toplam ihracatın önemli bir kısmını oluşturuyor ve %45'idir. Moldova gıda ve tarım ürünlerini 70 ülkeden daha fazla ülkelerine ihraç ediyor ve %85'i Avrupa Birliği veya BDT ülkeleridir. Tekstil, konfeksiyon, ayakkabı ve deri endüstrisi Moldova'da oldukça gelişmiştir ve toplam ihracat hacminin %16'sı bu sektörde yapılıyor. Bunun dışında üretilen ürünlerin %95'inden fazlası ihracat için üretiliyor ve AB ülkelerine ihraç ediliyor. Avrupa Birliği'ne yakın, coğrafik olarak yakın olmamız birçok alanda Avrupa Birliği'ne ürün ihracatımızı kolaylaştırıyor. Bunun dışında hızlı moda, fast fashion alanında faaliyetlerimiz oldukça gelişmiş ve 2 haftada sipariş üzerinde üretim yapıp ABD ve AB ülkelerine ihracat yapabiliyoruz. Otomotiv ve makine sanayi sektörü oldukça gelişmiştir ve gayri safi yurt dışı hasılada %15.2 oranında yer alıyor ve toplam ihracatta %21 oranında. Toplam 19 bin kişi bu sektörde çalışıyor. Son yıllarda neredeyse 2 katına çıktı bu sektör ve 437 milyon euroya ulaştı. Draxler Mayer Otomotiv, Gaber Griller ve Fujikura Otomotiv gibi şirketler Moldova'da faaliyet gösteriyor. Moldova pazarında 60 ülkeden 10 binden daha fazla firma faaliyet gösteriyor. Bazıları slide'da gösterilmiştir. Sizi Moldova'ya davet ediyoruz ve buradaki işinizi geliştirmeye davet ediyoruz. Moldova'da başarılara ulaşacağınızdan eminiz. Teşekkür ederim. Dikkatiniz için. Evet. Verdiğiniz için Olga Hanım'a teşekkür ederiz. Moldova ile aramızdaki dostluk bağı olan aynı dili konuştuğumuz Gagavuzya'nın yatırım fırsatlarını içeren sunumunu gerçekleştirmek üzere sözü Gagavuzya Yatırım Ajansı'ndan Sayın Semyon Guran'a vermek istiyorum. Teşekkürler. Bayanlar, baylar, iyi günler. Kendimi kısaca tanıtmak istiyorum. Adım Semyon Guran ve Gagavuzya Yatırım Ajansı'nda yatırım geliştirme görevlisiyim. Bugünkü konuşmamda sizlere bölgemiz hakkında ve ayrıca Gagavuzya Yatırım Ajansı ile ilgili ve sizin için yatırım yapmanın neden önemli olduğu bilgi vereceğim. Gagavuzya özel bölgesi hakkında genel bilgilere bakarak
başlayalım. Moldova Cumhuriyeti'nin güney kesiminde yer alan Gagauzya özel bölgesi, Ukrayna'nın Odessa bölgesiyle sınırlanmıştır. Gagauzya'nın başkenti Komrat'tan Moldova'nın başkenti Kişinev'e arabayla yolculuk 1,5 saat sürer. Moldova'nın güneyinde bulunan bölgemiz, Duna Nehrin kıyılarında bulunan Giurgiulești limanına ve Galați, Reni ve İzmail'in nehir limanlarına oldukça yakındır. Ana dilimiz Gagauzca olup Türk diller grubunun bir parçasıdır. Bununla birlikte halkımız Türkçe, Rusça ve Rumence konuşmaktadır. Bölgemizin belirli doğal kaynakları yoktur ama Gagauzya'nın temel değeri halkımızdır. Aktif iş gücümüz yaklaşık 82 bin kişidir. Moldova'da da genel istihdam oranı %42 geçmemekte, ancak Gagauzya'da az daha düşüktür. Elbette mevcut olan COVID-19 salgını ekonomik aktiviteye önemli ölçüde değiştirmektedir. Göçmenlerimizin büyük bir kısmı evlerine dönüp bir iş bulmanın peşindeler. Yatırımcılar için büyük bir potansiyel görüyoruz bu konuda. Bölgedeki en büyük işverenimiz otomotiv sektöründen Japon şirketi Fujikura'dır. Fujikura, Komrat'taki serbest ekonomik bölgede yerleşiktir ve yaklaşık 1200 çalışanı vardır. Umuyoruz ki otomotiv sektörü yakında iyileşir ve işler güvence altına alınır. Gagauzya'ya yatırım yapmanın en önemli nedenlerini altını çizmek isteriz. Neden Gagauzya? Nüfusumuz çok dilli ve eğitimlidir. Gagauzya, Moldova'da özel bölge birimi olarak özel bir yasal statüsüne sahiptir. Karar verici hükümet etkilerine olan mesafe çok kısadır. Gagauzya başkanı Moldova hükümeti üyesidir. Gagauzya yatırım kanunu yek olarak spesifik teşvikler ve sübvansiyonlar vermektedir. Serbest ekonomik bölgeler tarafından sunulan teşvikler olmakla birlikte endüstriyel platformların altyapısına da yatırım yapılmaktadır. Yatırımcılara özel bir yaklaşımımız vardır. Yerel yönetim verdiği desteği özelleştirebilir ve yeni yatırım projelerine olanak tanımaktadır. İletişim altyapısı iyi gelişmiş ve tüm bölgelere de kapsamaktadır. Uygun maliyetli iş gücü. Moldova ve özellikle Gagauzya, Doğu Avrupa'da yoğun emek faaliyetler için çok cazip yerlerden biridir. Bazı özel teşvik ve subvansiyonlardan bahsetmek istiyorum. Moldova hükümeti belirli koşulların yerine getirilmesi şartıyla yaklaşık 2000 euro vermektedir. Ana kriter yüzden fazla iş yeri yaratmaktır. Gagauzya'da projelerin geliştirmeye karar veren yatırımcılar için ulusal hükümet subvansiyonuna bakılmaksızın 1000 euro teklif edilmektedir. Ana kriter imalat sanayisinde ondan fazla iş yeri yaratmaktır. İşveri subvansiyonundan faydalananlar Gagauzya'da faaliyet gösteren herhangi bir tüzel kişidir. İş yeri yaratma sübvansiyonundan sorumlu olan makam Gagauzya Bakanlığı Komitesi'dir. Gagauzya, geleneksel olarak Moldova'nın en az gelişmiş bölgelerinden biriydi. Yatırımcıların ihtiyaç duyduğu bazı özel getiriliklere sahip olmadığımızı biliyoruz. Çift mesleki programlar dahil olmak üzere eğitime yatırım yapmak için çok çaba gösteriyoruz. Yerel hükümet eğitim amaçlı olarak ilk 3 ay için maaşın %50'sine kadar sübvansiyon sunmaktadır. Gagauzya endüstriyel platformlar geliştirir ve endüstriyel altyapıya yatırım yapmaktadır. Yerel hükümet Greenfield projelerine yapılan sermaye yatırımının %30'unu karşılamaktadır. Sübvansiyon proje başı 250 bin euro ile sınırlıdır. Bölgemiz Moldova'nın önde gelen sanayi bölgesi olma hırsına sahiptir. Geleceğin mühendislerin eğitimine yatırım yapıyoruz. 3 yıldan beri Moldova Teknik Üniversitesi'nde elektronik ve mikroelektronik bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgisayar bilimi, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği ve benzeri alanlarda eğitim gören yıllık yaklaşık 50 yetenekli öğrencinin öğrenim masrafları karşılanmaktadır. Gagauzya proaktif olarak 3 öncelikle sektörü yatırımı teşvik etmektedir. İmalat sanayi, otomotiv bileşenleri, elektronik, giyim
makine ve makine yapımı gibi düşük maliyetli etkinliklere odaklanıyoruz. Business Process Outsourcing, çağrı merkezleri, paylaşılan hizmet merkezleri, bilgi teknolojileri, destek hizmetleri ve benzeri yüksek katma değerli hizmetlere odaklanıyoruz. Tarım, gıda işleme ve çiftlik hayvanları yetiştirme, konserve, süt ürünleri ve hayvancılık gibi sektörlerde odaklanıyoruz. Gagauzya yatırımcıları için her şehrinde Greenfield yani yeşil alan platformlarını teklif etmektedir. Yatırım projelerine için 110 hektarın üzerinde ücretsiz inşa edilebilir alanımız mevcut. Altyapının geliştirmesine yatırım yapılmakta ve örnek olarak Ucukura'nın konduğu ve tüm altyapının yerinde geliştirdiği Komrat Serbest Ekonomik Bölgesi vardır. Greenfield projesine yanı sıra yatırımcıların ihtiyaçlarına karşılayacak altyapıya sahip yenilenmiş endüstriyel tesisler olan Brownfield'ı sunulabilir. Hemen kullanabilir halde olan Brownfield projemiz 3700 metrekare alanına sahiptir. İnsan sermayesi bizim ana varlığımız. Bölgemiz çalışanlarının çeşitli eğitim kurumlarında eğitmek için büyük olanaklara sahip. Komrat Devlet Üniversitemiz, 4 fakültemiz var. Ekonomi, hukuk, pedagoji ve tarım, kolejler, Komrat Pedagoji Koleji, Svetli Tarım Koleji, meslek yüksekokulları, meslek eğitim merkezleri. Daha önce belirttiğim gibi insan potansiyelini geliştirmek bizim için çok önemli bir unsurdur ve bizler Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen ve TİKA tarafından uygulanan bir proje başlattık. Ana planı geliştirilmiş ve kabul edilmiştir. Resmi açılış ve faaliyeti 2021'inde planlanmaktadır. Çok yakında aşağıdaki olduğu gibi farklı alanlarda yatırımcılarımız için uzmanlar yetiştirebileceğiz. Bilgi teknoloji, sistemler ve programlama, elektrik, elektronik, mekatronik, mekanik, robotik. Ajansımız 2019. yılında kurulmuştur. Resmi bir kamu kurumdur. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olmakta birlikte. Gagauzya Özerk Bölgesi Bakanlığı Komitesi politikalarını uygulamaktadır. Yatırım ajansı Invest Gagauzya. Yatırım öncesi, yatırım projesinin uygulanması sırasındaki ve ayrıca yatırım sonrası hizmetlere olmak üzere tüm aşamalarda yatırımcılara tam destek sunmaktadır. Eksiksiz bilgi desteği ve sektöre özel bilgi aktarımı sağlamaktadır. Site seçim sürecinde destek vererek mevcut olan bilgi tabanımızdan Greenfield ve Brownfield alan seçeneklerin belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Heyet ziyaretleri sırasında tüm toplantılar, otel ve taksi rezervasyonları düzenleyerek gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Yatırımcılarımızı önemsiyoruz ve güvenilir bir uzun vadeli ilişki kurarak yatırım sonrası hizmetler sunmaktadır. Burada ekibimizle tanışabilirsiniz. Gagauzya Yatırım Ajansı, Moldova'daki güvenilir ortağınız. Gagauzya'yı keşfetmeye ve yatırım yapmaya davet ediyoruz. İlgi ve dikkatiniz için çok teşekkür ederiz. Paylaştığı değerli bilgiler için Semyon Buran'a teşekkür ederiz. Мы благодарим господина Семена Гурана за содержательное выступление. Сейчас мы хотим пригласить генерального директора. Sayın Büyükelçilerim, Sayın Başkanlar, çok değerli konuklar. Öncelikle bu organizasyonda bulunmaktan ve siz değerli konuklara... Уважаемые участники, мы... Bildiğiniz gibi Türkiye'nin en büyük bira üreticisi olan Anadolu Efes'in yurt dışı yatırımları 90'lı yıllarda başlamış olup, şirketimiz bugün bira ve Coca-Cola operasyonlarının satış gelirlerinin yaklaşık 1/3'ünü yurt dışında gerçekleştirmektedir. Bira satış hacmi bakımından Avrupa'nın en büyük 6. ve dünyanın en büyük 16. bira şirketi olan Anadolu Efes, bira ve meşrubat markalarıyla tüm dünyada 700 milyona yakın bir nüfusa hizmet ederken, ürünlerini de 70'ten fazla ülkeye ihraç etmektedir. Moldova Cumhuriyeti'ndeki yatırım faaliyetimiz ise,
2003 yılında Vitantara Intravest'in hisselerini Anadolu Efes'in satın almasıyla başlamıştır. İlk yatırım tutarı 10 milyon Amerikan doları mertebesindedir. Yatırım kararımızda Moldova bira pazarının potansiyeli ve Vitanta Intravest'in pazardaki konumunun yanı sıra Moldova ve Türkiye'nin yüzyıllara dayanan tarihi ve kültürel bağları da göz önüne alınmıştır. Öyle ki bunun yansımalarını Moldova dilinde de, yemeğinde de bulmak mümkündür. Romence ve Türkçe arasında 2700'ün üzerinde ortak kelime bulunmaktadır. Çorba, güveç, sarmale bu anlamda sayabileceğimiz birkaç lezzetli örnektir. Efes için yatırım sonrası, Vitanta'dan alınan fabrikanın modernize edilmesi öncelikli konulardan biri olmuştur. Bu kapsamda üretim hatları başta olmak üzere bütün fabrika ileri teknolojiyle yenilenmiştir. Anadolu Efes'in standartlarını karşılayacak kalite yönetimi anlayışına geçilmiştir. Şüphesiz ki bu hamleler Moldovalı tüketicilerle buluşan biranın kalitesinin, tutarlılığının ve güvenliğinin artmasına katkıda bulunmuştur. Bugün Efes Moldova fabrikasında üretilen biralar dünyada çeşitli ülkelere ihraç edilmektedir. Efes Moldova, Moldova'da bu ölçekte ihracat yapan tek bira şirketidir. Romanya, Polonya, İtalya, Macaristan gibi ülkelerde satılan Efes Pilsen birasının Kişinev'de üretiliyor olması üç kaynağıdır. Bizim için ürün kalitesi kadar insan kaynağı ve kalitesi de öncelikli konulardan biri olmuştur. Şirket çalışanları bir yandan Anadolu Efes'in bilgi birikimini aktaracak ekspat çalışanlar ile desteklenmiş, diğer yandan yıllar boyunca devam eden bir eğitim süreci başlatılmıştır. Üst düzey yöneticilerimiz ve müdürlerimiz çeşitli konularda grup seviyesinde merkezi eğitimlere tabi tutulurken diğer çalışanlarımız için Efes Moldova bünyesinde eğitimler düzenlenmiştir. Neticesinde geçmiş yıllar boyunca Efes Moldova'da yetişmiş ve hizmet vermiş birçok Moldova eski çalışma arkadaşımız bugün başka şirketlerde Moldova iş dünyasında başarı ve başarıyla hizmet vermeye devam etmektedirler. Bu anlamda Efes Moldova çok iyi bir okul olmuştur. Bugün itibariyle Efes Moldova'da genel müdür hariç tüm çalışanlarımızın Moldova olmasından sevinç duyuyoruz. 350 daimi çalışanımız ile ki bu rakam tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve distribütörlerimiz hesaba katıldığında 500 kişiyi buluyor. Efes Moldova olarak ülke istihdamına ciddi katkı sunduğumuzu belirtmek isterim. İnsan kaynaklarının yanı sıra yatırım yaptığımız ve büyük önem verdiğimiz bir alanda markalardır. Bugün portföyümüz arasında Moldova'da en meşhur ve en çok tüketilen bira olan Chișinău'nun da olduğu 17 marka bulunuyor. Bira sektöründe istisnasız tüm segmentlerde lider olmamızı sağlayan portföyümüz içerisinde güçlü yerli markalar, yabancı markalarıyla desteklenmiş ve Moldova tüketicilerin tercihine sunulmuştur. Yabancı markaları ithal etmek yerine Moldova ekonomisine de daha çok katkı sunacak şekilde yerli üretim modeli benimsenmiştir. Üretim lisansını aldığımız markalar arasında Efes, Kozel, Timișoara, Oettinger gibi bölgede bilinen uluslararası markalar vardır. Bu anlamda özellikle Çekya, Almanya gibi bira ülkelerinin değerli markalarını Moldova pazarı için bize emanet etmesi, üretim kalitesi ve pazarlama kabiliyeti anlamında geldiğimiz noktayı göstermek açısından önemlidir. Bunların yanı sıra dünyanın en büyük bira üreticisi olan Anheuser-Busch InBev ile olan ortaklığımız sayesinde Moldova pazarına Corona, Hoegaarden, Leff gibi dünya markalarını da sunabilmekteyiz. Anadolu Efes'in toplumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışı Moldova'da da devam ettirilmiştir. Bulunduğu topluma değer katmayı benimseyen Efes Moldova, tiyatro ve müzik başta olmak üzere kültürel faaliyetleri desteklemiştir. Gelecek nesillere duyduğu sorumluluğun neticesinde Moldova'daki ilk ve tek su arıtma tesisini 2014 yılında 4 milyon Amerikan doları gibi bir yatırım tutarıyla kurmuştur. Özetle Efes için üretim kabiliyeti, insan kaynakları ve gelişimiyle markalar öncelikli olmuş, tüm bunlar toplumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışıyla desteklenmiştir. Moldova pazarında 15 yılı aşkın geçmiş faaliyetlerimiz neticesinde 2003-2019 yılları arasında toplam yatırımlarımız 145 milyon Amerikan doları mertebesine erişmiştir. Bu süre zarfında %65'in üzerinde pazar payı oranımız ile yerel bira pazarında tartışmasız lider olmayı sürdürdük. Bunun yanında Moldova Cumhuriyeti bütçesine katkıda bulunan ilk 10 şirketten biriyiz. Geçen yılki vergi katkımız 300 milyon lira civarındadır. Yine kümülatif olarak baktığınızda 2003-2019 arasında toplam 275 milyon Amerikan doları üzerinde vergi katkısı yaptığımızı görüyoruz. Efes Moldova'nın Moldova'daki gelişim ve ülkeye katkısı şüphesiz Moldova'daki olumlu yatırım ikliminden de beslenmektedir.
Moldova Cumhuriyeti ve Moldova hükümetleri yabancı yatırımcıların faydalandığı adil ve eşitlikçi bir tutum göstermektedir. Uzun yıllardır bir kurumsal oyuncu olarak gerçekleştirdiğimiz tüm paydaşlarımıza değer yaratma yolculuğumuzun daha uzun yıllar boyu süreceğine dair inancımız tamdır. Dinlediğiniz için çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Gökçe Bey'e konuşmalarından ötürü teşekkür ederiz. Bu değerli katılımcılarımızdan sorularını soru-cevap opsiyonundan zaten aldık ve bir kısmını cevapladık. Fakat bir sorumuz daha var. Sayın ticaret müşavirimiz Elif Hanım'a da onu cevaplandırabilirse seviniriz. Soruyu geçeyim. Bursa'da yer alan bebek ve çocuk kıyafetleri üretimi ve toptan satışını yapan Fatih'im Tekstil AŞ'nin ihracat ithalat müdürü olarak temsil etmekteyim. Moldova ile az da olsa ihracat ilişkilerimiz var. Bizim alanda ihracatımızı genişletmemiz adına nasıl yardımcı olabilirsiniz? Firma yetkilisi Sinan Bey bizimle iletişime geçerse birebir mail üzerinden veya telefonla ona daha birebir yardımcı olabiliriz. Şöyle yapabiliriz, bizi dinliyor muhtemelen. Kişine ticaret müşavirliği diye internetten girerse mail adresimiz hali hazırda var zaten. En kısa sürede mail ile telefonla ulaşsın, birebir görüşelim. Olur mu? Sağ olun Elif Hanım. Dolayısıyla Moldova'ya ilgi gösteren herkes direkt size kontağa geçebilir. Öyle evet, değil mi? Evet. Yani şöyle buradan da söyleyeyim tekrar. kisnev@ticaret.gov.tr bizim mail adresimiz. Buraya yazdıkları zaman Rusça yazabilirler, Romence, Rusça çeviri olduğu için de söylüyorum. Her türlü yabancı, Türk, herkes bize bu mailden ulaşabilir. Her şekilde yardımcı oluruz. Toplantımız için ayrılan süredik üzere toplantımızdan sonra eş zamanlı olarak sektörel görüşmeler farklı toplantı odalarında devam edecektir. Toplantımızda katkılarından dolayı saygıdeğer konuşmacılarımıza ve toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu da bir ilk olmuş oldu. İnşallah bunu daha devam ettiririz. Peki. Since 1985, we have been pursuing business opportunities throughout the world by embracing this motto, more trade. Everything began with these two words. It was then that the Turkish private sector united to adopt a joint vision, and I was given my name. Well, who am I? I am a business platform that is empowered by my founding institutions, business councils, counterpart organizations, and members pursuing business opportunities all around the world, uniting all of my stakeholders. I am DAEIC. DAEIC has become the locomotive organization of our private sector. 2019, Recep Tayyip Erdogan. Well, what do I do? Exports, imports, inward and outward investments, manufacturing, and so much more. I establish new bonds and relations through business forums, B2B meetings, roundtable meetings, conferences, panel discussions, and summits across the world. I have been vigorously striving to strengthen the dynamics of the economy, steering the world's wind of change, and enhancing interactions within the private sector. Hence,
I generate major contributions to my members and to the private sector with the mission I carry. I reunite Turkish business people living all around the world under a common objective. With each passing day, people, countries, and even the continents come closer. The balances of international trade are rapidly changing, while the world economy is also being reshaped. I am not trying to keep pace with this change. I am steering this change because I consider trade not as an instrument of war, but as a tool of developing societies, glamorizing the world, and contributing to the advancement of technologies that preserve and protect nature. Therefore, I am Turkey's global horizon. I am carrying Turkey's strength to the world. Now it is time to act together. I want to make business with you through my 146 business councils. I am a business platform empowered by my members. Because our mission is business diplomacy.